İslamiyet'in üç kıtada süratle yayılması, İslam dinine ve İslam ordularına karşı kılıç ile karşı koyamayan din düşmanlarını bu yayılışa karşı tedbirler almaya sürükledi. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere kendi inançlarına göre mana verip genç ve cahil kimselere İslamiyet adı altında bu batini öğretileri öğretmek yolunu tuttular. Mecusilikteki eski inanış ve adetlerinden tamamen vazgeçememiş olan ve yeni Müslüman olmuş İranlılar arasında bir miktar taraftar da bulundu. Tabi olanlar İsmail bin Cafer-i Sadık'ın imam olduklarını kabul ettikleri için İsmailiye, onu 7. imam olarak kabul ettikleri için Sebiye ismini aldılar. Batınliliği kurdular ve Tüs civarında sapık fikirlerini halk arasında gizli tebliğ metodlarıyla yaymaya başladılar. Dâi denilen gizli propagandacılar yetiştirip insanları ifsad ettiler. Özel olarak yetiştirilen dâiler Küfe, Basra, İran, Yemen, Bahreyn, Kuzey Afrika gibi Müslüman beldelere giderek bu fikirleri gizlice yaymaya çalıştılar. Cahil halka ihtilafa ve şüpheye düşürücü sorular sorarak fitne tohumlarını ekiyorlardı. Ehl-i Sünnet'e göre batınilik, Mecusilik gibi eski İran ve Hint kültürleriyle ve eski Yunan'dan, Hristiyan ve Yahudilikten esinlenerek İslam'ı parçalama gayret ve arzusuyla oluşturulmuş uydurma bir dindir. Kendisinin Peygamberimizin soyundan olduğunu iddia eden Abdullah bin Meymun'un neslinden geldiği halde kendine Hazreti Fatıma'nın soyundan gelen anlamında Fatımi diyen Said isimli bir dâi isminin Ubeydullah olduğunu söyleyerek taraftar topladı. Ubeydullah ve taraftarlarının fitnesini gören Bağdat'taki Abbasi halifesi Ubeydullah'ı takip ettirince Mısır'a kaçtı. Sonra Mısırlı bir tüccar kılığında Kuzey Afrika'ya geçti. Fikirlerini yaymak için Müslümanlar arasında fitne ve huzursuzluk tohumları ekti. Burada Alebiler devletine son verdiler. Ubeydullah'ın ahir zamanda geleceği beklenen Mehdi olduğunu iddia ederek Emirül Müminin ünvanıyla 910 senesinde tahta geçirdiler. Hakimiyeti ele geçirip Fatimiler devletini kurdular. Ehl-i Sünnet Müslümanlara zulüm ederek onları kendi sapık fikirlerini kabule zorladılar. Ubeydullah el-Mehdi kendi halifeliğini ilan edip Abbasi halifelerini tanımadığını açıkladı. 913 senesinde 40 bin kişilik bir ordu toplayarak Mısır'a yürüdü. İskenderiye'ye gelip şehrin Müslüman ahalisini insafsızca katletti. Daha sonra Bağdat'taki Abbasi halifesi bunlar üzerine asker sevk etti. Kuzey Afrika'da büyük savaşlar oldu. Fatimiler bu savaşlardan galip ayrıldı. Birçok ehli sünnet alimini ve Müslümanı katlettiren Ubeydullah el-Mehdi 934 senesinde 24 sene saltanat sürdükten sonra 64 yaşında öldü. Ardından gelen batini halife ondan daha katıydı. Bu sırada dâiler aracılığıyla Hindistan'dan İran'a, Yemen'den Mağrib'e kadar her yere bu batini fikirleri aşılamak için hızla çalışıyorlardı. Tüm bu çalışmalar ve halkın Abbasi halifesinden memnun olmaması İslam aleminde ciddi bir şekilde batiniliğe geçişe doğru ilerlemişti. 973'lü yıllara geldiğimizde daha önce batini dâilerin propagandalarına aldanan ve Abbas idaresinden memnun olmayan Hicaz bölgesi idarecileri de gelerek Fatimi halifesi Muiz li dinillaha tabi olduklarını bildirdiler. Böylece Arabistan Yarımadası'nın batı kısmı da Fatimi hakimiyetine girdi. Fatimilerin en büyük gayesi batiniliği tüm dünyaya yaymak, Ehl-i Sünnet'in son kalesi kalan Abbasileri ortadan kaldırarak Ehl-i Sünnet'in siyasi gücünü bitirmek ve tek halife olarak dünya Müslümanlarını emrine almaktı. Bunun için İran taraflarındaki Şibüveyh oğulları devleti ile birlikte Abbasiler üzerine amansız saldırılar düzenlediler. Nihayet Şibüveyh oğulları Abbasilerin başkenti Bağdat'ı kuşattı ve Abbasileri tarih sahnesinden tamamen silmek üzerelerdi. Lakin umdukları gibi olmadı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, halifeye yardım etmek için ordusunu toplamış ve Şibüveyh oğulları Bağdat'ı kuşatmış bulunurken arkalarından ülkelerine girerek Şibüveyh oğulları ülkesini tamamen tarih sahnesinden silmiş ve Bağdat'ı da kurtarmıştı. Fuat Köprülü'ye göre
Selçuklu hükümdarları meydana çıkarak Abbasi hilafetini ve Sünniliği muhafaza etmeseydiler, İslam dünyasında Şiiliğin genel olarak hakim bir konuma geleceği muhakkaktı. Ehl-i Sünnet'in koruyucusu ünvanını da Selçuklu Devleti almış oldu. Türkler uzun zamandır Batınilerin İslam'a ve Ehl-i Sünnet itikadına verdiği zararların farkındaydı. Batınileri tamamen ortadan kaldırmak için ikinci hedef çıbanın başı olan Şii Fatimi Devleti'ni yıkmak olmuştu. Selçuklu tahtında Sultan Alparslan oturmaktaydı. Selçuklu Sultanı Alparslan da samimi bir Hanefiydi. Veziri Nizamül Mülk, Batınilere karşı ihtiyatlı ve tedbirli bir vezirdi. Büyük Selçuklular, kendilerinden önce hüküm süren Şii Büveyhilerin devam eden tesirine karşı dikkatliydiler. İlk sultanlar Tuğrul Bey ve Alparslan zamanında Şia mensupları devlet kademelerinden uzak tutulmuştu. Sultan Alparslan, bir komutanının emrinde Şii bir katibin vazife yapmasına kızmıştı. Huzurunda sorgulanan katip, "Ben Batini değil Şiiyim" demesi üzerine, "Alparslan, Rafizi mezhebi o kadar iyi midir ki onu Batini mezhebine kalkan yapıyorsun?" diyerek karşılık verdi. Sultan Alparslan nihayet Şii Fatimi Devleti üzerine sefer kararı aldı. Ordular Halep'te toplanıyor ve Şii Fatimi Devleti üzerine sefer yapmaya hazırlanıyordu ki Bizans İmparatoru'nun devasa bir ordu toplayarak Selçuklu ve Abbasilerin üzerine yürüdüğü haberi ulaştı. Gelen bu Hristiyan saldırısından dolayı Sultan Alparslan yönünü Mısır'dan Anadolu'ya çevirmek zorunda kaldı. Şii Fatimi Devleti'ni yıkılmaktan Bizans kurtarmıştı. Bunun üzerine Abbas halifesi cihat çağrısı yaparak tüm Müslümanların Alparslan'ın komutasına girmesini emretti. Muş'un Malazgirt Ovası'nda şiddetli bir muharebe yapıldı. Bu muharebeyi Malazgirt Muharebesi isimli videomuzdan izleyebilirsiniz. Destansı bir zaferle Bizans ordusunu mağlup eden Selçuklular Anadolu'nun kapılarını açmıştı. Alparslan bu zaferden bir sene sonra suikaste uğrayarak şehit edildi. Oğlu Melikşah tahta geçince babasının yarım bıraktığı meseleyi tamamlamak, yani Batınilerin devleti olan bu Fatimi devletini yıkmak istedi. Lakin Batınilerin hedefinde artık tek bir devlet vardı. O da Selçuklu devletiydi. Hasan Sabbah, Şii Fatimi devletinde dahilerin başında bulunuyordu. Yetiştirdiği suikastçilerle en kritik durumdaki Selçuklu devlet adamlarını ve Ehl-i Sünnet alimleri ortadan kaldırıyordu. Batiniler var gücüyle İslam'ı ifsad etmeye çalışırken Ehl-i Sünnet alimler ve devlet adamları da var gücüyle İslam'ı korumaya çalışıyordu. Ehl-i Sünnet'in öyle alimleri vardı ki Batinilere asla fırsat vermiyorlar, Batini fikirleri fikirleriyle çürütüyorlardı. Bu alimlerin en önemlilerinden biri de İmam-ı Gazali'ydi. Üstelik bu alimler Selçuklu tarafından destekleniyor ve koruma altında tutuluyordu. İslam alemi tüm bu sorunlarla çalkalanırken Avrupa'dan büyük bir Haçlı ordusu yola çıkmış, İslam topraklarını işgale gelmişti. Anadolu Selçukluları onların bu akınını durduramamış ve Haçlılar Orta Doğu'ya kadar inmişlerdi. Hedefleri Kudüs'tü. Danişmentliler, Artuklular, Zengiler, Selçuklular, tüm bu devletler Haçlılarla mücadele ederken Şii Fatimi Devleti Müslümanların bu durumundan istifade ederek arkadan Kudüs'e saldırdı. Kudüs'ü kolayca ele geçirdiler. Ardından Haçlılar Kudüs'e geldiler. 8 günlük bir savunmadan sonra Kudüs, Fatimi Devleti Komutanı Bedrül Cemal tarafından Haçlılara bırakıldı. Binlerce Müslüman Haçlılar tarafından katledildi. Aradan 60 sene kadar geçmişti. Fatimi Devleti gitgide zayıflamış ve taht kavgalarıyla sarsılmaya başlamıştı. Askeri isyanlar bir türlü durmak bilmiyordu. Devleti 12 yaşında Adud Lidinillah adında biri yönetiyordu. Haçlılar bu zayıflıktan istifade ederek Kahire'yi kuşatma altına aldılar. Adud Lidinillah, Nureddin Zengi'ye mektup göndererek Haçlılara karşı Fatimi Devleti'ne yardım etmesini istedi. Nureddin Zengi'nin hedefi Müslümanları bir çatı altında toplamak ve daha sonra Haçlıları İslam topraklarından def etmekti. Şirküh komutasında bir orduyu Fatimi Devleti'ni kurtarması için gönderdi. Müzik
Şirküh ordusu Kahire'ye vararak Buhaç doğrusunu kamilen kılıçtan geçirdi. Fatımi hükümdarı Adudli Dinillah tarafından çok hoş karşılanan Şirku saraya vezir tayin edildi. Şirku, Şii Fatimi devletinin ilk Sünni veziri olmuştu. Kısa bir süre sonra vefat edince yerine yeğeni Selahaddin Eyyubi vezir olarak devam etmişti. Selahaddin Eyyubi vezir olur olmaz ilk icraatı bütün Haçlıları Mısır'dan defetmek oldu. Bu sayede Fatimi devletindeki herkesin itimadını ve sevgisini kazanarak bir kahraman olmuştu. Vezir olarak önce devletin önemli kademelerine Sünnileri yerleştirmeye başladı. Bu işi gizliden gizliye yapıyordu. Ve yanına taraftarlar topladı. Yeterli gücü eline aldıktan sonra Selahaddin, Fatimi hükümdarını devirerek tahta oturdu. Batınilerin hükümdarlığı bu sayede son bulmuştu. Alparslan'ın 100 sene önce yapmak istediği şeyi bugün yani 1171 senesinde Selahaddin Eyyubi başarmıştı. Selahaddin Eyyubi ilk olarak Abbasi halifesine bağlılığını bildirdi. Fatimi devleti döneminde yetiştirilen dâhiler öğrendikleri sapık fikirleri Atlas Okyanusu kıyılarından Çin'e kadar yaymışlardı. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin ilmi, keskin zekası Yılmaz ordusu karşısında yıkılıp gittiler. Eyyubi medreselerinde yetişen ehli sünnet alimleri onların bozuk fikirlerinin kökünü kazıdılar. Şimdi Selahaddin'in sıradaki hedefi, rüyası, hayalleri, intikamı olan Kudüs'ü geri almaktı.